birincisi göğüs solunumu, ikincisi de diyafragmatik solunum. Nefes verirken alış süremizin iki katı olması bizim için önemli. Bir süredir biliyorsunuz Covid ile mücadele ediyoruz ve Covid'in en çok uğradığı ve yıprattığı organımız bildiğiniz üzere akciğerlerimiz. Covid geçiren ve Covid geçirmekte olan bireylerde akciğer kapasitesi düşmekte ve bu sitokin fırtınası dediğimiz inflamasyona bağlı olarak da nefes alışverişimizi olumsuz yönde inanılmaz bir şekilde etkilemekte. Öncesinde de ciğerlerimizin fonksiyonel kapasitesini ne kadar kuvvetlendirirsek aslında ona karşı elimizde inanılmaz kuvvetli bir silah barındırmış oluyoruz diyebiliriz. Bu bizim için avantaj oluyor aslında. Covid sonrası dönemde aslında bu komplikasyonlar dediğiniz gibi yani en az 6 aylık bir süre içerisinde kendini hatırlatıyor. Yani 6 aylık süre sonrasında 1 yıla kadar gitgide azalmakta ve yok olmakta. Ben de Covid geçirdiğim dönemde yani sonrasında etkilerini 6 ay boyunca hissetmiştim yoğun bir şekilde ama hem Covid geçirdiğim dönemde hem de sonrasında bu egzersizleri tekrar ettim ve bu süreyi birazcık da olsa daha kaliteli geçirmeme sebep oldu. Covid döneminde ve sonrasında yapacağımız egzersizler kapsamında iki çeşit solunumumuz var. Birincisi göğüs solunumu, ikincisi de diyafragmatik solunum. Şimdi ikisinde de ortak bir durum var. Yeni bilimsel çalışmalar, yeni kanıtlar şunu göstermekte. Sadece iki bölgeye de nefes almak yetmiyor. İki bölgeye nasıl nefes alacağımız da bizim bağışıklık sistemimizi etkili bir şekilde kullanabileceğimizi gösteriyor. Neden bahsediyoruz? Sıradan bir nefes almak yerine yavaş ve derin solunum dediğimiz solunum çeşidini eğer gerçekleştirirsek bu bizim 10. kraniyel sinir dediğimiz vagus isimli son dönemlerin popüler siniri diyeyim, bilimsel çalışmaların çok fazla üzerine yoğunlaştığı sinirimizi uyarabilmekte. Bu sinir sistemimiz vücudumuzu sakinleştirmekte, kortizolümüzü düşürmekte ve vücudumuzun savaş mekanizmasını kuvvetlendiren bir hani bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmekte. Dolayısıyla biz aslında sadece nefes alıp vermiyoruz, yavaş ve derin solunum yaparak vagus sinirimizi uyarıyoruz ve vücudumuzda sakinleştirmek istiyoruz. Sakinleştirmek beraberinde bağışıklık sistemimizi de aktive etmekte. Bu da Covid döneminde ne kadar önemli olduğunu tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Burnumuzdan derin nefes alıyoruz. 3 saniye içerisinde bunu tamamlıyoruz. 7 saniyede de geri veriyoruz ve ağzımızdan nefes vermeye dikkat ediyoruz. Diyafragmatik solunumda da aynı şekilde 3 saniyede aldım. Ve veriyorum. Burnumuzdan alarak akciğerlerimizi tam kapasite doldurmaya çalışacağız. Bütün bu gösterdiğim solunum tekniklerini nefes alış sırasında burnumuzdan alıyoruz. Ağzımızdan, dudaklarımızdan düzgün bir şekilde vermeye çalışıyoruz.